Herkese merhaba. Bugün Sude ile beraberiz. Sude, ekonomi bölümü 2. sınıf öğrencisi. Sude, biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Merhabalar, ben Sude. Ekonomi bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene BÜYAK'ta teknoloji komitesi koordinatörüyüm ve aynı zamanda PR sorumlusuyum. Fakültenden bahseder misin? Tabii. Benim bulunduğum fakültenin ismi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Bu fakültede 3 tane bölüm var. İşletme, ekonomi ve politika. Hatta arkamda görmüş olduğunuz bina bizim fakülteye ait. Yani Boğaziçi'nin en meşhur fakültelerinden biri diyebilirim. Bir de ikilemde kaldığın bölüm veya okul var mıydı? Okul olarak kesinlikle yoktu. Tek hedefim Boğaziçi'ydi. Bölüm olarak işletmeyle çok arasında kalmıştım. Fakat en sonunda doğru yolu buldum diyebilirim. Yazacak olan arkadaşlara verebileceğin bir tavsiye var mı? Evet. Öncelikle ders programını ve ders şeklini bilerek yazmanızı tavsiye ederim. Çoğu insan ne okuyacağını 4 sene boyunca bilmeden geliyor aslında. Ekonomide işletme gibi bir bölüm zanneden büyük bir kısım var. Daha teorilere dayalı bilimsel içerikli bir bölüm olduğunu bilmenize yarar var. Bölümde yoğun bir matematik görüyor musunuz? Ya şöyle, ilk sınıfta mat 101 ve mat 102 alıyoruz. Bunlar tamamen yoğun matematik dersleri. Daha sonrasında tek başına matematik kodlu dersler görmesek de ekonomi derslerinin içinde matematiği kullanıyoruz. Yani matematikle haşır neşiriz sıklıkla diyebilirim. Şu an bir şansın olsa bölümünü değiştirir miydin? Şöyle, bunu bana bir sene önce sormalıydınız. Bu sene... Yani o kadar ikinci sınıf okumuşum, ne değişeceğim artık, yani en zoru kaldı arkamda. Hazırlanırken motivasyonun neydi? Tamamen Boğaziçi. Boğaziçi'nde bulunmak, kampüste bulunmak, insanlarla bir arada olmak. Ya zaten okulun kalitesinden bahsetmiyorum bile, hocalar, dersler falan. Hepsini geçtim. Bir de ders dışındaki sosyal faaliyetler, kendimi geliştirebilmem için sunduğu olanaklar. Bütün bunlar. Yetti. Hocaların genel vibe'ı nasıl? Hepsi çok tatlılar. Ben hepsine sevgi ve sonsuz saygılarımı yolluyorum. yani hepsi alanında uzman, kaliteli, iyi eğitim almış, çok şahane insanlar. Hem hoca tarafında hem de insani nitelikleri anlamında hepsine bayılıyorum. Ekonomi tercihini kaçıncı sıraya yazdın? Çünkü genelde ekonomide olan insanlar arasında bir muhabbet vardır böyle. İşletmeyi daha üstte yazarlar. Genelde ikinci sıraya ekonomiyi yazarlar. Evet. Sen de nasıl oldu, ne yaptın yani? Bende de ikinci sırada, utanarak, hayır, işletmeyi birinci sıraya yazdım ben de. Ama bu senem burada harcamadan önceydi. Şu an dönsem kesinlikle birinci sırada. Dersin İngilizce olması zor mu? Yani Boğaziçi'nde sonuçta tüm eğitim İngilizce veriliyor. Bu seni nasıl etkiliyor? Ya şöyle, ben çok zorlanmadım şahsen. Çünkü liseden beri hem hazırlık okuduğum için o dönem hem de bütün dersleri İngilizce gördüğüm için çok bir durum değişikliği olmadı açıkçası yani. Hangi lisede okuyordun bu arada? Robert Kolej'den mezunum. Ama ilk defa bu kadar yoğun İngilizce görecek birileri varsa aramızda kesinlikle hazırlık süresince kendinizi dilin içine bırakmanızı, dile kaptırmanızı, her şekilde çok çalışmanızı ve kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa bölüme geçtiğinizde çok zorlanabilirsiniz. Sence mezun olduğunda ne kadar para kazanacaksın? Ya şimdi şöyle, bu benim kişisel görüşüm. O kadar okuyoruz 4 sene boyunca, emek veriyoruz, çalışıyoruz falan. Ya gerçekten kan ter ve gözyaşı var bu işimde aslında. O yüzden hani bu çalışmanın karşılığında almayı bekliyor insan. Benim beklentim yani ortalamanın bir iki tık üstünde olmalı yani. Sonuçta Boğaziçi'nde okuyorsun ve güzel bir bölümdesin yani. Normal bir şey. Bu bölümü okuyanların sahip olması gereken yatkınlıklar nelerdir? Aslında birçok var. Aklıma ilk gelenler sayısal yatkınlık, yani matematiğe yatkınlık olması. Daha sonra neden sonuç ilişkileri kurabilme, büyük resim görebilme, analiz yeteneği, bu tür şeyler. Bölüm hangi kampüste? Az önce de bahsetmiştim aslında, fakülte binamız Güney Kampüs'te bulunuyor. Derslerimizin çoğunluğu Güney Kampüs'te yapıyoruz. Bölümde Erasmus ve Exchange imkanları nasıl sence?
Ya zaten Boğaziçi olduğu için derya deniz imkanlar uçsuz bucaksız. Ekonomi bölümüne özel olarak şöyle güzel anlaşmalarımız var gerçekten. Ama bölümde de çok fazla rekabet var aynı zamanda. Belli bir miktar ortalama kasmanız gerek, işte sınavdan iyi puan almanız gerek. Bunları araştırmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Ben de mesela 3. sınıftayken exchange ile başka bir ülkede okumayı deneyimlemeyi düşünüyorum. Bölümünde staj imkanları nasıl? Şimdi şöyle, bizim bölümde zorunlu staj yok. Fakat ben herkese mutlaka neyi sevip sevmediklerini ya da tamamen sadece kendilerini keşfetmek için bile olsa staj yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben de yapıyorum. Şu anda da hala bir stajım var. Özellikle kulüplere girmenizi, kariyer kulüplerine girmenizi de öneririm bunun için. Sizi yönlendiriyorlar, size vizyon katıyorlar ve stajlarınızı daha kolay bulma imkanı elde ediyorsunuz. Büyük kesinlikle bana yardımcı oldu. Büyük bekliyoruz. Bölümün ders programı nasıl? Biraz bize açıklayabilir misin kısaca? Evet, şöyle ilk sene havuz dersleri oluyor tamamen. İşte her bölümden ders görüyorsunuz. İşte psikoloji 101, işte politika 101, hukuk 101 gibi dersler görüyorsunuz. Hap şeklinde bilgiler oluyor kısa kısa bunlar. Ekonomiye dair mikro ve makro 101 görüyorsunuz. Özellikle ikinci sınıfta kendi bölüm derslerinizi almaya başlıyorsunuz. Zaten o zaman işler biraz yoğunlaşıyor ve zorlaşıyor. Daha sonra üstüne katlanarak gidiyor dersler. Bol bol sohbet edip güldüğümüz bir tanıtım videosu oldu. Bunun için Sude'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ahmet. Peki Sude, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tartış dönemi boyunca aktif olmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Eğer aklınıza başka bir soru gelirse, bilmek istediğiniz başka bir şey olursa yorumlara yazın. Ben ya da başka bir arkadaşım cevaplamayı ihmal etmeyeceğiz. Biyatla kalın. Görüşürüz biyatla. Together to the better. Bloomberg'de haberleri izlediğinde alt yazıları anlıyor musun? Gazeteyi açtığında ne anlama geldiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Çok maalesef oldu. Sude, zor mu? Run. Sence hangi hisseleri yatırım yapmalıyız? Kardeş, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. YTD abi. YTD. Staj yapmaya da devam edeceğim. Okey bence, sıkıntı yok. Okey diye bu kadar uzun. Katlanarak gidiyor ne ya? Katlanarak gidiyor kanka. Lana, bir sürü soru var ya. Kıvancın araba sahnesi ya. Yazacak olan arkadaşlar gelsin buraya abi, gel. Gel hele, gel gel. Vallahi gel. Gel. Olmayı ve büyü akla kalmayı unutmayın. Ne yapıyorsun? Güzel, güzel oldu. Tamam tamam, güzel. Büyü akla kalmayı unutmayın. Hayır, bir daha orayı bir daha, orayı bir daha. Hayır. Baştan alalım. Evet, baştan. Burası katsız gibi. Güzel. One week later. O yüzden kanala abone olun. Kanalıma mı? Kanala dedim. Büyü akla kalın. Kanala dedim. Tamam, büyü akla kalın. Görüşürüz. Later. Ben McKinsey'de intern olarak çalışıyorum. Böyle consultant diyorlar bana. Dolarla falan alıyor ha. 10 euroya Avrupa'ya gezmek ister misiniz?